Herkese selam, ben Şeyma. Kanalıma hoş geldiniz YouTube arkadaşlarım. Bugünkü videoda makyaj koleksiyonumu düzenleyeceğim, temizleyeceğim, küçültmeye çalışacağım elimden geldiğince. Uzun bir video olacağını düşünüyorum, o yüzden iki kısmı ayırmak istiyorum. Bu ilk videoda far paletlerini, fondötenleri, kapatıcıları, yüz paletlerini, bunları ayıralım istiyorum. Bir de aynı zamanda böyle bir palet aldım, magnetik. Bazı paletlerde mesela kullandığım sadece birkaç tane renk oluyor. Onları bunun içine alıp diğer paletleri elimden çıkaracağım. Bunu da bu birinci videoda yapalım istiyorum. İkinci videoda da rujları, aydınlatıcıları, bronzerları, allıkları, maskaraları, göz kalemlerini ayırırız. Yani geriye kalan ürünleri ayırırız. Bir de açılmamış yeni olan ürünlere bir bakacağım, hangilerini tutmak istiyorum, hangilerini vermek istiyorum diye. Ve düzenleme kısmını da ikinci videoda göreceksiniz. Bu iki videoya da şu an çektiğim bu girişi ekleyeceğim. Eğer videolar düşündüğüm kadar uzun olmazsa ikiye bölmeden tek bir video halinde de atabilirim. Ama muhtemelen uzun olacak gibi geliyor bana. Eğer uzun olursa dediğim gibi iki video şeklinde paylaşacağım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Artık videoya başlayabiliriz. Bu çekmecede pudra, allık, bronzer... Burada böyle günlük daha çok kullandığım şeyler var. Arkada tekli farlar falan var. Bu taraftaki çekmecede fırçalar, makyaj temizleme mendili, takma kirpik, dudak kalemleri ve rujlar bu bölümde. Yine far paletleri. Burada fondötenler var. Yine fondöten, kapatıcı, bazı maskaralar, göz kalemleri, kaş kalemleri. Burada boş bir çekmece. Burada yine fırçalar duruyor. Burada kirli fırçalarımı koymuşum böyle kutunun içine. Evet. Burada kirli fırçalarımı kutunun içine doldurabilirim. Yine biraz daha palet. Buradaki bu kutunun... Açabilirsem tabii. Buradaki bu kutunun içinde hiç açılmamış, kullanılmamış ürünler var. Buradaki kutunun içinde de kullandığım ürünler var. Bugünkü amacım kullanmadığım, bozulmuş olan ürünleri makyaj koleksiyonundan çıkarıp sadece bu iki çekmeceye sığmak. Bu kutuları da ortadan kaldırmak. Düzenlemek için de Amazon'dan böyle akrilik çekmece düzenleyicilerinden aldım. Öncesi sonrası yapmak için şöyle bir çekelim güzelce. Şimdilik şöyle bir şu alanı temizliyorum. Masayı zaten en son bir sileceğim ama şimdi burada çalışacağımız için bu alanı bir temiz tutmak istedim. Normalde burada makyaj yaparken yatağın ucuna oturup yapıyorum. Yani burada bir sandalyem yok. Ama şu an yakın durmak istediğim için biraz daha balkondaki bahçe sandalyemizi getirdim. Şimdi öncelikle bir elimizdeki bütün far paletlerini bir çıkaralım. Evet, elimdeki bütün far paletleri bu kadar. Ürünleri 3 kategoriye ayırmayı düşünüyorum. Bir tanesi elimde tutacaklarım, diğeri arkadaşlarıma vereceklerim ve 3. kategori ise elimden tamamen çıkaracağım ürünler, bozulmuş olduğunu düşündüğüm ürünler. Bu basketin içine kendi elimde tutacaklarımı koyacağım. Bu kutunun içine arkadaşlarıma vereceklerimi koyacağım ve bozulduğunu düşündüklerimi de şurada bir yerde toplayacağım. Bir de bazı paletlerin içinden sadece birkaç rengi almayı düşünüyorum. Onları da buraya koyacağım. En son yeni bir palet oluşturacağız onlardan. Evet, başlayalım. İlk olarak Rimmel London markasının Magnifiers Blush Edition isimli bu paletini elimden çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla elim gitmiyor. İçerisindeki bütün renkler ışıltılı olduğu için sadece bir tane mat farı var. O yüzden tek bu paleti alıp bir göz makyajı yapamıyorum. Ben böyle içerisinde hem matlar hem ışıltılı olan far paletlerini daha çok kullandığımı fark ettim. Böyle sadece ışıltılı farlar varsa çok fazla elim gitmiyor o palete. Kötü bir palet değil. İçerisindeki renkler gayet güzel günlük kullanılabilecek tonlar ama dediğim gibi sadece hepsi ışıltılı olduğu için çok fazla elim gitmiyor. O yüzden elimden çıkaracağım. Bir diğer elimden çıkaracağım far paleti ise Wet n Wild'ın bu eski Comfort Zone
paleti. Bu paletin en az 5-6 yılı var halinden de anlaşıldığı üzere. O yüzden bunu direkt elimden çıkaracağım. Başka birine veremem bile. O kadar eski bir palet. Zaten bunun şu an elimde yeni versiyonu da var. Onu tutmayı düşünüyorum. O da burada. Bu daha kullanışlı. İçerisinde mat renkler de olduğu için. O yüzden bu yeni versiyonunu tutacağım. Bunu elimden çıkaracağım. Maybelline'in The Nudes isimli paleti. Bu far paletine bir ilk izlenim videosu çekmiştim. Aslında çok güzel renkler var içerisinde ama bazı renkler birbirlerine çok benzediği için gözde aynı duruyor. O yüzden bu paletle çok birbirine benzer görüntüler elde edebilirsiniz. Eğer günlük olarak kullanmak istiyorsanız güzel ama elim buna gitmiyor açıkçası. Buna da güle güle diyoruz. Bir de Maybelline'in farlarındansa bence Wet n Wild'ın farlarının kalitesi daha iyi gibi bence. MAC'in Patrick Star'la yapmış olduğu bir koleksiyonun far paleti. İçerisindeki tonlar çok güzel. Bunu sanırım belki kısmına koyacağım ve içerisinden belki birkaç rengi alabilirim kendim paletim için. Bir diğer paletimiz ise Alamar Cosmetics'in Reina del Caribe Eyeshadow Palette Volume 1 isimli paleti. Bu marka sanırım Türkiye'de yok. O yüzden çok fazla videolarımda kullanamıyorum ama içerisinde çok güzel renkler var. Muhtemelen bundan da birkaç rengi alacağım. O yüzden bunu da belki kısmına koyuyorum. Makeup Revolution'un Mermaids Forever isimli far paleti. İçerisinde çok güzel renkler var. Bunu tutacağım kesinlikle. Böyle farklı makyajlar yapmak istediğimde elimin gittiği bir palet. Bu paletin de tek eksiği içerisinde mat rengin bulunmaması. Böyle matımsı renkler var ama onların da içinde çok hafif yine ışıltılar var. O yüzden tek başına çalışması biraz zor bir palet ama yanında birkaç mat renk ekleyerek güzel makyajlar ortaya çıkarabiliyorsunuz. O yüzden bunu tutacağım. Şöyle birkaç rengi göstereyim hatta. Bu paletle bir deniz kızı makyajı yapmıştım. Renkleri gerçekten çok güzel. Gayet pigmentli. Tarte'ın Tarteist Pro Remix paleti. Bu far paleti de çok çok sevdiğim bir palet. İçerisindeki renkler çok çok güzel. Özellikle şu gold, şu mor çok başarılı. Bunu da elimden çıkarmayı düşünmüyorum. Bu da bizimle kalıyor. Tarte'ın Tarte ve Toasted isimli paleti. Bu palet benim en ama en sevdiğim far paletlerimden bir tanesi. Günlük olarak çok sık kullandım. Bütün seyahatlerde yanıma aldım. Tek far paleti. Gerçekten içerisindeki bütün renkleri kullanıyorum. Hepsi çok güzel. Muhtemelen bozulana kadar benden ayrılmayacak bir far paleti. Çok çok seviyorum. Eğer böyle sıcak kahve tonlarında güzel bir palet arıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle bunu öneririm. Dose of Colors'ın I Love Sarahi ile yapmış olduğu bir koleksiyonun far paleti. Bunun içerisindeki bir tane farı çıkarıp yeni aldığım paletin içerisine koydum denemek amaçlı. Tamamen tutmayacağım gibi. Şöyle bir belki kısmına koyalım. Colourpop'un Catlin Lights'la yapmış olduğu koleksiyonun far paleti Dream Street isimli. Catlin Lights benim en sevdiğim YouTuber'lardan bir tanesi. O yüzden bu far paletini alıp kendisini desteklemek istemiştim. Farların kalitesi de gayet güzel. Çok çok güzel renkler var içerisinde. Gayet güzel. Sevdiğim bir palet kendisi. O yüzden benimle kalıyor. Yine birkaç tane rengi göstereyim şöyle. Colourpop'un farları gayet başarılı ve uygun fiyatlı. Morphe'nin 15B Brunch Babe isimli far paleti. Yine bu da sıcak tonlardan oluşan çok güzel kahveler, pembeler barındıran bir far paleti. Bu paletteki en ama en sevdiğim renk şu. Çok çok güzel bir soğuk bronz. Bilmiyorum bu paleti tutsam mı, tutmasam mı? İçerisinde çok da güzel renkler var ama şöyle bir belki kısmına koyalım. Buna birazdan karar veririm. Makeup Revolution'un Flawless 4 paleti. En ama en sevdiğim uygun fiyatlı palet. Bilmiyorum uygun fiyatlı sayılıyor mu ama drugstore'da bulunduğu için sayılıyor sanırım. Bir de eğer indirimde denk getirirseniz çok çok güzel olur. İçerisindeki tüm renkler çok çok güzel. Işıltıları, matları. Çok güzel bir palet. Arkadaşlarım benden uygun fiyatlı bir far paleti
önerisi istediğinde direkt bu far paletini öneriyorum. Çok çok başarılı bir palet. Anastasia Beverly Hills'ta 2 tane far paletim var. Bir tanesi Norvina, diğeri Subculture. Subculture çok olaylı bir palet bildiğiniz üzere. İçerisindeki bazı renkler hiç burada durduğu gibi durmuyor ama ben yine de renk skalasını çok seviyorum ve vazgeçemiyorum bu paletten. Anastasia'nın farları zaten gayet pigmentli. Ama birazcık dağıtması, karıştırması zor bir palet. Ama dediğim gibi renklerini çok sevdiğim için tutacağım. Bu tarz renkler çünkü elimde yok. O yüzden bu paleti tutmak istiyorum. Norvina zaten yeni katılmış sayılır makyaj koleksiyonuma. O yüzden bunu da elemeyi düşünmüyorum. Çok güzel renkler var içerisinde. Böyle baktığınızda hep morlar varmış gibi gözüküyor ama çok güzel doğal tonlar da var içerisinde. Günlük olarak da gayet rahat kullanılabilecek bir palet. Şu Rose Gold çok ama çok güzel. Başka hangi rengi swatchlayalım. Bu far rengi bana çok sevdiğim bir farı hatırlattı. Şöyle bir yan yana sürüp bakmak istiyorum. Nars'ın ikili farlarından Hamamet olan. Buradaki Rose Gold rengi bir dönem o kadar çok kullanıyordum ki tek sürdüğüm renk buydu. Çok çok güzel bir ton. Şöyle Anastasia'nın yanına sürmek istiyorum. Nars'ınki daha sıcak. Bu daha pembemsi. Benzemiyorlarmış. Bunu da aradan çıkarmış olalım. Belki kısmına koyacağım. Eğer yerim kalırsa palette muhtemelen oradaki Rose Gold'u alacağım diye düşünüyorum. Yani uzun lafın kısası bu iki palette bizimle kalıyor. Violet Vos'un far paletlerinden HG olan. Bu da yine içerisinde pembeler, kahveler bulunduran çok ama çok güzel bir far paleti. İçerisindeki matlar o kadar güzel karışıyor ki formülasyonu mükemmel. Ve renkleri de çok çok başarılı. O yüzden bu palette benimle kalacak. Tek sıkıntı birazcık büyük olması. Ben far paleti olarak en sevdiğim boyut şu Tarte'ın far paletinin boyutu. Mesela hepsi bu kadar olsa çok daha kolay saklanır. Bir çok sevdiğim palete daha geldik. Tarte'ın Tartist Pro isimli far paleti. Bu da yine içerisinde böyle pembeler, daha kahveler, doğal tonlar bulunduran bir palet. Çok ama çok başarılı. Şu kısımdaki kare farların hepsi mat. Sadece şu dörtlü ışıltılı. Çok güzel geçiş renkleri var. İçerisinde siyahın olması mükemmel ve açık tonların da olması mükemmel. Bütün benim isteyebileceğim farları bulunduran bir palet kendisi. Çok çok severek kullanıyorum bunu da. Benimle kalıyor. Güzel bir palet daha. Fenty Beauty'nin Moroccan Spice isimli paleti. Bu Musa'nın bana hediyesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu kısımdaki renkleri çok fazla kullanmıyorum ama şu taraf tam benlik tonlar. O yüzden elimde tutacağım. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Of. Çok çok güzel bir palet. Dominique Cosmetics'in Celestial Thunder isimli far paleti. Bu palet elimde bulunsa güzel olacak bir palet. Ama bütün renkleri tutmak istiyor muyum bilmiyorum. Bunu bir belki kısmına ayıralım. Belki birkaç rengi alırız ama şu pembe çok güzel gözüküyor. Mavi de güzel gözüküyor ama kullanır mıyım bilmiyorum. Böyle farklı makyajlar yaparken bu tarz renkler lazım olabiliyor. O yüzden bilmiyorum. Bir belki kısmına koyalım bunu. 2 saattir burayı diyorum ki nasıl far yapıyorum. Meğerse kolumu dayıyormuşum oradan. Oluyormuş. Neyse burayı temizlemeyeceğim. En son bittikten sonra temizleyeyim. Yoksa böyle uğraşılmayacak. Doeva'nın Screen Queen isimli far paleti. Bunu daha yeni denedim. Bunun da renkleri çok güzel. Mesela bu tarz bir mavim hiç yok. Çok güzel gözüküyor. Güzel renkler var içerisinde. O yüzden galiba tutacağım bu paleti de. Şu pembeye bayıldım. Böyle içerisinde hafif gold ışıltılar bulunan bir pembe. Bu mavi de çok hoşmuş. Sen de bizimle kalıyorsun. Şunu da bir aradan çıkaralım. Bu farlar Storybook diye bir markanın galiba far paletindeydi. Tam hatırlamıyorum ismini. Ama çok büyük bir ambalajı var. O yüzden farları çıkardım içinden. Bunun içine koydum. Buradaki farlara da bakacağız. Eğer hoşuma gidenler olursa yeni palete aktaracağız. Mitch & Mia isimli bir markanın
Copper isimli toz farı. Rengi çok güzel ama hiç elim gitmiyor. O yüzden bunu vereceğim. Revolution'ın Retreat isimli bu tekli farı. Bunu en son çekmiş olduğum videoda denemiştik birlikte. Aşırı güzel bir rengi var. Bayıldım. O yüzden bizimle kalıyor. Revlon'un Color Stay krem farlarından 810 konyak rengi. Bu far da çok güzel ve aşırı kalıcı bir far. Bir de kapağında şöyle bir minik fırçası var eğer sürmek istiyorsanız bununla. Bayağı pratik böyle, ben parmaklarımla uyguluyorum direkt. Çok güzel bir rengi var. O yüzden bunu tutacağım ama buna benzer bir farım daha var. Şöyle rengini bir karşılaştıralım. O da Burberry'nin krem farlarından 98 numara Golden Brown rengi. Revlon'unki daha soğuk bir koyu kahve. Burberry'ninki bir tık daha sıcak bir kahve gibi. Burberry'yi günlük olarak kullanmayı çok seviyorum. Galiba ikisini de tutacağım. Krem far kullanmayı seviyorum. Siz de bizimle kalıyorsunuz. Colourpop'un Super Shock Shadow'larından Sailor rengi. Böyle tek başına sürdüğünüzde göz kapağınız da böyle güzel, böyle ışıltılı duruyor. Mat farların üstüne de uyguladığınızda çok güzel duruyor. Böyle alt tonu olmayan bir far. O yüzden her farın üstüne uygulayabiliyorsunuz. Koleksiyonumda hiç bu tarz bir far yok. O yüzden bunu da tutacağım. Sen de bizimle kalıyorsun. Burberry'nin tekli farlarından Nickel isimli rengi. Bu da güzel bir gri, hafif ışıltılı. Bununla çok güzel su makyajı, göz makyajı yapılıyor. O yüzden tutmak istiyorum sanırım. Çok güzel bir gri. Artist Cutter'ın toz aydınlatıcılarından Purple Dream olanı. Bunu yüzümde kullanmıyorum. O yüzden şu an farların arasında. Böyle hafif mor yansımalı güzel bir tonu var. Ama böyle yani ayda yılda bir kullanmışımdır belki. O yüzden çok fazla elim gitmediği için bunu da çıkaracağım elimden. Stila'nın Shimmer and Glow Liquid farlarından Carefree isimli rengi. Aslında çok güzel bir renk. Daha sık kullanmalıyım ama çok fazla kullanmıyorum bu rengi de. Böyle dağıtıp biraz daha soft bir renk de elde edebilirsiniz. Ya da direkt böyle de uygulayabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Güzel bir renk ama çok sık kullanmıyorum. O yüzden bunu da elimden çıkaracağım. Belki kısmımız bu şekilde. Düşme ne olur. Elimde tutacaklarım. Arkadaşlarıma vereceklerim. Ve geri dönüşme ya da çöpe gidecek olan kısım. Şimdi şu elimde tutacaklarımı bir kenara kaldıracağım. Hatta şuraya koyalım. Sonra düzenlerken kolay olsun bize. Diğer kısımlar şu an aynı kalacak. Yüz paletlerine de bir bakalım. Ondan sonra far paletini oluşturalım istiyorum. İlk olarak Tarte'ın bu paletiyle başlayalım. Clay Play isimli paleti. Bir dönem sadece bu paleti kullanıyordum. İçerisindeki renkler çok güzel. Özellikle şu rengi çok sık kullanıyorum. Ama içerisindeki kahve tonlarına benzer renkler çok elimde olduğu için bu paletten sadece birkaç rengi alacağım. O yüzden belki kısmına koyuyoruz. Tarte'ın Park Avenue Princess isimli paleti. Bu paletteki bütün renkleri kullanıyorum. O yüzden elimden çıkarmayacağım. Pudraları da çok başarılı. Bronzerları da çok başarılı. Çok çok güzel bir palet. O yüzden bizimle kalıyor. Bronzerla pudrayı neden sıvışladığımı bilmiyorum ama. Neyse. Make Up Revolution'ın ultra allık paletlerinden Hot Spice rengi. Bu paletteki şu iki ışıltılı ton dışında diğer geriye kalan renklerin hepsini kullanıyorum. Çok başarılı bir palet. Özellikle şuradaki hafif nude'umsu renk çok çok güzel. Çok sevdiğim bir allık paleti. O yüzden bu da bizimle kalıyor. Stila'nın Perfect Me Perfect Hue isimli paleti. Bendeki rengi Tan Deep olan. Bu paleti de çok severek kullanıyordum bir dönem. Özellikle seyahatlerde götürüyordum. İki tane allık alternatifim var. Buradaki renklerle de böyle güzel göz makyajları çıkıyor ortaya. Muhtemelen bundan şuradaki allık rengini alacağım. Çünkü çok sevdiğim bir ton.
ve elimden çıkaracağım. Belki kısmına koyuyorum o yüzden. Tarte'ın Tarte'ist Pro Glove paleti. Böyle birazcık değişik bir ambalajı var. İki tarafında aynası var falan. Bu paletteki pudralar güzel ama çok böyle wow olmadığım bir palet. Özellikle aydınlatıcıları çok hoşuma gitmemişti ama şu tonda hiç allığım yok. O yüzden belki bu allığı tutabilirim. Bronzerlarına da birazdan karar veririz. Bunu da belki kısmına koyuyorum. Makeup Forever'ın Pro Sculpting Duo'larından. Rengi neden yazmıyor? Undetectable rengi sanırım. Böyle içerisinde bronzerı ve aydınlatıcısı olan bir mini palet. Aydınlatıcısı aşırı metalik. Bir dönem metalik aydınlatıcılar çok modaydı biliyorsunuz ki ama artık değil. Ben de bu kadar metalik aydınlatıcı kullanmıyorum artık. Ve bronzerını bayağı bir kullanmıştım. Bayağı böyle bir göçük var orada. Bronzerının rengi de bayağı güzel ama bu çok eski ya. Sanırım bunu artık satmıyorlar bile, o kadar eski. O yüzden bunu çıkaracağım elimden. Geri dönüşme gidecek olan kısma koyuyorum. Elf'in allık paletlerinden light rengi. Bu palette de en sevdiğim renk şu. Şu rengi çok kullanıyorum. Bu da güzel. Hatta Nars'ın orgazmına benziyor. Böyle hafif şeftali pembe içerisinde gold yansımalar olan. Hoş bir renk. Ama ben en çok bu rengi kullanıyorum. Diğer renklere çok fazla elim gitmiyor. O yüzden bunu da bir belki kısmına koyalım. Elf'in contour paletlerinden assorted değildir herhalde rengi, bilmiyorum. Bunda light yazıyor, bunda assorted yazıyor. Neyse, böyle içerisinde iki tane pudrası, iki tane de contour bronzer rengi olan bir palet. Bu iki rengi karıştırıp kullanmayı seviyorum. Uygun fiyatlı güzel bir palet ama şu iki rengi hiç kullanmadım. O yüzden bunu da bir belki kısmına alalım. CoverFX'in Perfector Use paleti, medium deep olan. CoverFX'in bu paletindeki pudralar çok yumuşak. O yüzden de sanki çok kolay dağılamıyormuş gibi hissediyorum. Fazla aşırı yumuşak, aşırı kremsi ve çok pigmentliler. Biraz da renkleri bana koyu sanırım. O yüzden bunu da elimden çıkaracağım. Allığın rengi bayağı güzelmiş aslında ya. Bilemedim. Şu an birazcık uygulamak istedim yüzüme. Eğer çok koyu olmazsa şu an bu allığı tutacağım. Bu palet hiç bana göre değil. Ben bu kadar pigmentli ürünlerle çalışmayı sevmiyorum. Daha böyle üst üste kendim uygulayabileyim istiyorum. O yüzden hiç benlik bir palet değil. Nasıl kızardım. Çok kırmızı oldum şu an ama neyse. Bunu da verecekler kısmına koyuyorum. Estée Lauder'ın böyle minik bir paleti var bende. Böyle bir parfüm alana bir şeyler bedava falan öyle bir setle gelmişti. Hatta 3 taneydi. Bir tanesinde aydınlatıcı, bir tanesinde allık, bir tanesinde bu bendekinde de işte bronzer var. Aydınlatıcılı olanı bir arkadaşıma verdim. Allıklı olan hala bende duruyor, açılmamış. Özellikle böyle yanıma çok eşya alamayacağım seyahatlerde aşırı güzel oluyor. Hemen buradakilerle böyle bir göz makyajı, bir de birazcık bronzer sürüp olayı halledebiliyordum. O yüzden çok pratik bir palet aslında. Galiba o yüzden tutacağım. Çok emin de değilim. Şimdilik şurada dursun. Makeup Revolution'ın bir aydınlatıcı paleti, ismini hiç hatırlamıyorum. Bu palet Anastasia Beverly's'in bu Sun Dipped Glow kitine muadil. İçerisindeki şu iki ton bayağı aynı. O yüzden ikisini de tutmamın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Zaten bir muadil videosu çekmiştim bu ikisine. O yüzden Revolution'ı elimden çıkaracağım. Anastasia'yı tutacağım. Zaten içindeki göçükleri görebiliyorsunuzdur. Çok sık kullanıyorum o iki rengi de. Makeup Revolution bu paletini verilecek kısma ayırdım. Anastasia'nın aydınlatıcı paleti bizimle kalıyor. Bunları bir ayıralım kenara. Ve artık paletimizi oluşturabiliriz. Bu tarafı yüz tarafı yapalım. Bu tarafı far tarafı yapalım.
şu Stila'nın paletiyle başlayalım. Bu da güzel ama biraz fazla açık. Tamam. Paletle işimiz bu kadar. Tarte'ın şu paletindeki desert rengini çıkaralım. Şu iki rengi bir yan yana görmek istiyorum. Yerim varken galiba şuradaki rengi de çıkaracağım. Çünkü güzel bir bronzer rengi. Paleti de verilecekleri ayırıyorum. Elf'in şu contour paletindeki rengi alalım. Çok güzel bir şey oldu. Buradan ittirince far kırıldı. Bu çok riskli. Bunu ben uğraşamam. Alkolle falan. O yüzden verileceklere ayırıyorum. Şu allık paletinde biraz daha dikkatli olalım. Tam yapışmadı. Neden? Bu diğer 3 renk pek benlik değil. O yüzden verileceklere ayırıyorum. Bu tam yapışmadığı için şu yapışkan mıknatıslardan takacağım altına. Dediğim gibi bu tarz hiç allığım yok. Böyle soğuk pembe. O yüzden onu tutmak istiyorum. Aslında şu bronzerlar da güzel. Bu iki rengi daha çok kullanırım gibi ya. O yüzden bunu direkt böyle verilecekleri ayıracağım. Yüz kısmımız bu kadar. Aslında daha küçük bir palet alabilirmişim. Neyse. Far kısmında birazcık coşabiliriz. Önce şu MAC'in farlarıyla başlayalım. Bunun içerisinden bir tek kırmızıyı tutacağım. Tabii çıkartabilirsem. Ay yok. Bu da kırılıyor. Bu da kırılıyor. O yüzden hiç ellemeden çıkarıyorum direkt. Dose of Colors'ın bu far paletinden hangi rengi tutmak istiyorum. Zaten bu pembeyi almışım. Tekrar yerine koymaya gerek yok. Çok bu tarz rengim var. Sanırım bunu böylece vereceğim ya. Alabar Cosmetics'e bir bakalım. Bu rengi kesinlikle tutmak istiyorum. Kırılmaya aşırı müsaade. Böyle bastırınca direkt içine geçiyor. Acaba çıkartıp birazcık da bastırsak. Çok güzel bir renksin ama olmuyor. Alamıyorum seni. Neyse bu paleti de elimden çıkaracağım. Tek bir farla devam ediyoruz. Boşu boşuna almışım gibi hissediyorum şu an bu paleti. Dominic Cosmetics'in şu farını istiyorum. Pembe de güzel duruyor. Maviyi de alacağım. Çünkü hiç böyle bir mavim yok. Bir tane bulunsun ne olur olmaz değil mi? Tamam diğer renklere verileceklere ayırıyorum. Gayet güzel bir doğal ton paleti olarak kaldı kendisi. Bayağı bir yerim var. O yüzden şu Nars'ın farını da çıkarıyorum. Bunu da tek başına kimse istemez diye düşünüyorum. O yüzden geri dönüşüme gidiyor. Bunu da tutacağız zaten. Şu rengi tutmak istiyorum. Bunu çıkarmamın pek yolu yok gibi ya. Zorlamayacağım. Çok da güzel renkler var içerisinde. Of çok zor bir karar. Galiba bunu tutacağım. Catherine Weiss'ın paletindekilerden birkaç tane alacağım. Şu renk çok güzel. Kaş altı için falan. Şu farklı biraz. Ya da ben bu paletin hepsini boşaltayım. Direkt zaten yerim var. Bunu da geri dönüşüme atacağız. Şuraya bir bakalım. Bu tarz böyle bir metalik grim yok. Şu güzel gözüküyor. Böyle soğuk bir pembe.
Bir tane daha tutabilirim. Şu biraz farklı. Pembenin içinde goldlar var. Çok fazla böyle sıcak tonlarda rengim olduğu için acaba diyorum maviyi mi tutsam? Bunu bu şekilde pek kimse kullanmak istemeyecektir. O yüzden verecekleri değil, geri dönüşüme atılacakları ayırıyorum. Şöyle bir elimde tuttuğum farların üzerinden tekrar bir geçeyim. Çıkarmak istediğim var mı acaba? Galiba bu seferlik bu kadar. Devam edelim. Paletimde gayet hoş oldu. Dediğim gibi belki bir tık daha küçük alabilirmişim ama ileride doldururum diye düşünüyorum. Bunları videolarda kullanacağım zaman nasıl yapacağım artık bilmiyorum. Hatırlayabilecek miyim? Sanmıyorum. Ama bir şekilde çözeriz diye düşünüyorum. Şöyle hafif bir silelim burayı. Geçelim fondötenlere. Fondöten, primer, kapatıcı, hepsini bir halledelim. Zaten bir tanecik de makyaj sabitleme spreyim var, o da Elf'in. Onu tutacağız. Şimdi şurada dursun. Şimdi önce şu bazımsı şeylerden başlayalım. Body Shop'un Insta Glow CC kremi Bright Glow isimli. Bunu denedim. Kaç kere sevmeye çalıştım ama olmuyor. Bende böyle soyuluyor cildimde. Nemlendiriciden önce de uygulasam, sonra da uygulasam. Olmadı yani. Kaç aymış kullanım süresi? Yazmıyor ama tarihi geçmiş olabilir ya. Bunu riske atmayalım. Wonder Beauty'nin yüz yağı. Bunu bayağı seviyorum. Güzel bir ışıltı katıyor cilde. Hem de nemlendiriyor. Bunu tutacağım. Cover FX'in Blurring Primer'ı. Ben bu tarz böyle silikon bazlı ürünleri çok fazla sevmiyorum. Yani belki bir kere falan kullanmışımdır. Özel bir günde falan. Ama onun dışında hiç benlik bir ürün değil. Kullanım süresi 12 ay. Bence 12 ay geçti ya. Bu benim elimde olalı. Bunu da geri dönüşüme ayırıyorum. Touch & Soul markasının No Problem isimli primer'ı. Bu güzel. Çok bir etkisi yok. Wow, çok iyi nemlendiriyor falan filan gibi bir şey değil ama güzel hissettiriyor makyajın altında. O yüzden bunu tutacağım, kullanıyorum. L'Oreal'in True Match Lumi Glotion ürünü. Bunu çok çok seviyorum. Bendeki rengi medium glow. Makyajın altına da çok güzel oluyor. Makyajsızken de çok güzel oluyor. Böyle cildinize güzel bir ışıltı, bronzluk katıyor. Çok ama çok güzel bir ürün. Bayağı seviyorum bunu. Kesinlikle tutacağım. Başka da o tarz bir ürün kalmadı sanırım. Kapatıcılara geçelim. Revlon'un Color Stay kapatıcısı artık böyle ayrılmış falan kendi içinde. Çok severek kullandım ama bunu da geri dönüşüme atacağım. Çöp geri dönüşüm, ikisini böyle sürekli değişken olarak söylüyor olabilirim ama eğer ürün geri dönüştürülebilecek bir ambalajdaysa onları geri dönüşüme atacağım. Eğer değilse de çöpe atacağım. O yüzden sürekli böyle ikisini değişkenli olarak söylüyor olabilirim. Aynı şekilde Maybelline Fit Me kapatıcılar. Biri 20, biri 25 rengi. Ben ikisini karıştırıp kullanıyorum. 25'i daha çok cildimdeki lekelerde falan kullanıyorum. Bunlar da çok uzun süre oldu bende kalalı. O yüzden bunları da çıkaracağım ama uygun fiyatlı olarak en sevdiğim kapatıcı kendisi. Güle güle. Too Faced'in Born This Way kapatıcısı. Bunu da çok severek kullanıyorum bu aralar. Bendeki rengi Cool Medium. Bunu tutacağım. Hala iş görüyor. It Cosmetics'in Bye Bye Under Eye kapatıcısı. Bendeki rengi Medium. Bu böyle full kapatıcı bir kapatıcı. Çok sevmiyorum eskisi kadar. İlk başlarda kullandığımda çok sevmiştim. Ama şu an böyle bir tık yapış yapış geliyor. Çok o hissi sevmiyorum göz altlarımda. Tutacağım ama çok severek kullanmıyorum açıkçası. Bitince ondan tekrar almayı düşünmüyorum. Wet n Wild'ın kapatıcısı. Bendeki rengi medium beige. Bu birazcık göz altlarımı kurutuyor. O yüzden çok fanı değilim ama kullanıyorum. Günlük olarak en sık kullandığım kapatıcı bu aralar. Revlon'un kendi kapatıcısı. Bendeki rengi 30.
Çok çok güzel. Aynı Maybelline'in Fit Me'si gibi ama bir tık daha kadifemsi, satenimsi, böyle daha pürüzsüz yapıyor sanki göz altlarını. Maybelline'in Fit Me'si bir tık daha canlı duruyor, daha nemli duruyor. Bu bir tık daha saten diyebilirim. Pretty Vulgar'ın bir kapatıcısı. Undercover isimli kapatıcısıymış. The Middle Ground 63 sanırım numarası bu. Bunun rengi birazcık koyu, o yüzden bazen böyle morluklarımı nötrlemek için kapatıcının altına uyguluyorum ya da cildimdeki lekelere uygulamaya çalışıyorum ama çok kapatıcı olmadığı için çok iyi iş görmüyor ama kullanıp bitirmeye çalışacağım. Böyle fondöten olarak falan kullanabilirim. Tarte'ın CC Under Eye Corrector'ı neredeyse bitmek üzere. Bunu önce bitirip ondan sonra atarım diye düşünüyorum. Gözaltı morluklarını çok güzel nötrlüyor. Her makyajımda kullanıyorum neredeyse. Çok çok başarılı bir ürün. Bunu da tutacağım. Geçelim fondötenlere, BB CC kremlere. Öncelikle şunu bir çıkarmak istiyorum koleksiyondan. Makeup Forever'ın Ultra HD Perfector Blurring Skin Tint isimli ürünü. Bendeki rengi 08. Bu çok ama çok eski. Muhtemelen kullanım tarihi geçti. Minnacık olmasına rağmen bitirememişim. Demek ki o kadar sevmemişim. Make in Face and Body fondöteni. Yazın, kışın, her dönem çok severek kullandığım bir fondöten. Gayet kalıcı, incecik bir yapısı var. Zaten biliyorsunuzdur artık herkesin dilinde olan bir fondöten. Çok fazla örtücülük istemediğim zaman elim hep buna gidiyor. Bunu da yeni denemeye başladım. Pearlys markasının Perfect Glow BB kremi SPF 30 içeriyor. Bendeki rengi 10. Bir tık rengi koyu, eğer güneşlenebilseydim rengi olacaktı ama tabii ki şu an plaja falan gidemediğimiz için. Şu an rengi benim için koyu ama böyle nemlendiriciyle karıştırıp ya da güzel bir şekilde, ince bir şekilde dağıtırsam oluyor. O yüzden bunu bu aralar kullanıyorum. Kullanmaya devam edeceğim. Burberry'nin Long Wear Even Finish fondöteni. Bendeki rengi Natural 4. Koklamak istiyorum. Kötü kokmuyor ama bence bunun tarihi geçti artık ya. Çok severek kullandım. Böyle saten bitişli bir fondöten. 2 sene olmuştur ya ben bunu alalı. 2 belki 3 olmuş olabilir. O yüzden krem ürünler toz ürünlere göre daha çabuk bozulduğu için bunu da çıkaracağım. Bir bozulduğunu düşündüğüm fondöten daha. Burberry'nin Long Lasting Flawless Soft Matte fondöteni. Bendeki rengi Honey. Bu da bence bozulmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet, bu birazcık kötü kokuyor. Bunu da çıkarmak zorundayım ama bu fondöten bir dönem hayatımın fondöteniydi gerçekten. Bir dönem böyle çok mat fondötenler modaydı ama benim cildim çok kuru olduğu için o mat fondötenleri kullanamıyordu. Çok çok kuru gösteriyordu, aşırı yaşlı gösteriyordu benim cildimi. O dönemde keşfetmiştim bu fondöteni. Kullanabildiğim tek mat fondötendi o dönem. Eğer böyle güzel mat ama cildi kurutmayan bir fondöten arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Ve çok da kalıcı bir fondöten. Elfin Flawless Finish fondöteni. Bendeki rengi Nude. Bunu elimden çıkaracağım çünkü kullanmıyorum açıkçası. Benim arkadaşlarımın çoğu da benden açık renkli. Hiç bu renk olur mu bilmiyorum. Bu aralar birazcık böyle içeriklere daha önem vermeye başladım diyebilirim. O yüzden çok cildime sürmek istemiyorum açıkçası bunu. Pudralarda falan hani hiç sorun değil, uygun fiyatta olması ama sanki cilt ürünlerine gelince bir tık daha önemliymiş gibi geliyor. O yüzden bunu da çıkaracağım elimden. Physicians Formula'nın The Healthy fondöteni. Çok ama çok sevdiğim bir fondöten. Bunu tutacağım kesinlikle. It Cosmetics'in CC kremi. Bunu da çok seviyorum. Bendeki rengi 10. Bu da yine yaz rengim. CC kremi olduğuna hiç bakmayın. Baya baya kapatıcı bir ürün. O yüzden bunu da tutacağım. Maybelline'in Fit Me Dewy and Smooth olanı. Bunu çok seviyorum. Bunu da tutacağım. Kuru ciltlilerin çok seveceğini düşünüyorum. O yüzden umarım Türkiye'ye getirirler. Güzel bir fondöten bu da. Maybelline'in 24 saat kalıcı olduğunu iddia eden Superstay Full Coverage fondöteni. Bendeki rengi Golden Door. Bunun rengi bana olmamıştı sanki diye hatırlıyorum. Birazcık fazla sarımsı kaldı benim ten rengime göre. O yüzden bunu pek kullanamadım. Kötü bir fondöten değil ama biraz fondöten duran bir fondöten. Pek benim sevdiğim tarzda değil. O yüzden bunu da çıkaracağım. Becca'nın Ultimate Coverage fondöteni. Bendeki rengi ise Driftwood. Bu bayağı kapatıcı bir fondöten. Sanırım elimdeki fondötenler içerisindeki en kapatıcısı olabilir. Rengi de uyuyor bana. Severek
kullanıyorum özel günlerde. O yüzden bunu da tutacağım. Beten verdim. Photo Focus Stick fondöteni. Bendeki rengi soft beige. Güzel bir fondöten bu da. Uygun fiyatlı olarak. Bunu bir tutacağım. Tekrar deneyeceğim. Çok fazla hatırlamıyorum ne hissettiğimi. Evet. Elimde kalanlar bu kadar. Gidecekler burada. Videonun bu birinci kısmını burada bitirmek istiyorum. Ben tabii ki buraları toparlamaya devam edeceğim. İkinci kısmını çekeceğim. Dediğim gibi birinci kısmı burada sonlandırıyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.